Merhaba sevgili arkadaşlar. Songül'ün Patikleri YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. Bugün yapacağım, tanıtacağım patiğim bu şekilde. Pembe, yeşil ve beyaz ip kullandım. Yaptığım nar çiçeği modeli. Kullandığım ipin renk nosu K010 beyaz. Bu pembenin de renk nosu 349. Bu yeşil ipimin de renk nosunu bilemiyorum ama çünkü atmışım. Bulunca mutlaka yazacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakın. Şöyle bir bakın. Hemen başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hemen şöyle vakit kaybetmeden kullanacağım ipim, kullanacağım şişim 3 numara 5 şiş, 1 adet makas ve 1 adet tığımıza ihtiyacımız var ilerleyen zamanlarda. Şimdi kullandığım şişim de 3 numara 5 şiş. 3 numara 5 şiş. Şimdi ipimizi şu şekilde şöyle az bir şekilde yapalım. Fazla ip kalmasın. Hemen şişimizi, ipimizi geçiriyoruz arkadaşlar. Parmaklarımızı bu şekilde tutalım. 12 ilmek ile başlıyorum. Bakın şöyle yaptım. İpimi şu şekilde 1-2 hareketli ilmeğimi geçirdim ve 2 tane ilmeğim oldu. Yavaş bir hareketle gösteriyorum. Bakın şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Döndürüyorum. 1-2 hareketli ilmeğim tamam. Arkadaşlar bu ilmeğimizi burada yaparken fazla sıkı yapmayalım. Sıkı oldu mu ilmeklerimizi çıkartması zor oluyor. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11. Son ilmeğimi yine gösteriyorum arkadaşlar, yavaş bir şekilde şu şekilde 11 ve 12 ilmeklerimizi sayalım. 3 6 9 12. Şu bir tane bir küçük şöyle bir düğüm atalım. Şu şekilde düğüm atalım ve hemen patiğimizin başlayalım. İlk ilmeğimizden örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet arkadaşlar, bir sıra böyle ördükten sonra çeviriyorum örgümü çeviriyorum, ipimi bu tarafa alıyorum ve ilk ilmeğimi bu şekilde örüyorum, ters örüyorum. İlk ilmeğimi bu şekilde ters bir şekilde ördüm, diğerlerini de ters örüyorum. Bu şekilde ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. İlmeklerimi, 12 ilmeğimi ters ördüm. Yavaş gösteriyorum ki öğrenebilin diye. Bir sıra düz ördükten sonra bir sıra da ters örüyorum. Şimdi tekrardan dönüyorum. Döndüm. İlk ilmeğimi takıyorum. Örmeden taktım. Yine İkinci ilmeğimi düz örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz Songül'ün Patikleri YouTube kanalına abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden sevgiler, saygılar diyorum.
Bu şekilde düz ördüm. 12 ilmekle başladık ve düz örüyorum şu an. Evet. Bu şekilde ördükten sonra arkadaşlar diğer şişimi şu elimi alıyorum. Örgümüzü. Bakın şu en alttan bir ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. İlmek çıkarttım. Diğer ilmeklerimi de çıkarıyorum. Dilerseniz eğer çıkaramıyorsanız tığınızı da kullanıp bu şekilde kullanıp takabilirsiniz. Ben tığ kullanmıyorum. Direkt takıyorum arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve şu en alttan 12. Bu şekilde 12 ilmek takıyorum. Bayağı bir sıkı başlamışım. Bunu hissedebiliyorum. Evet. Şimdi şu şekil her iki şişimi de indirdim. Diğer şişimi elime alıyorum. İlmeklerimi buradan örmeye başlıyorum arkadaşlar. Alttaki şişim çıktı. Bunu takıyorum. Bir ilmeğimi ördüm. Şimdi diğerine geçiyorum. 2 3 3 4 5 6 6 ilmeğimi bu şekilde ördükten sonra diğer şişime geçiyorum. 1 2 3 Evet, buradaki şişlerimiz çıktı. İlmeklerimiz çıktı. Şunları takalım. 3 4 5 ve 6. Diğer şişime geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sıra daha örelim. Bir yine 6 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 Diğer şişime geçiyorum. 1 Şişlerle kavga ediyoruz. 2 3 4 5 ve 6 Şimdi diğer şişime geçiyorum arkadaşlar. 1
2 3 4 5 6 Son kez 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar bu şekilde olduktan sonra bakın bu şekilde olduktan sonra şimdi ilmeklerimizin kenarından bakın 1 2 ilmek örüyorum ve ilmeğimin dibinden bir ilmek çıkartıp takıyorum ve örüyorum 3 4 5 6 ve 7 diğer şişime geçiyorum 1 2 3 4 son 2 ilmeğim kaldı son 2 ilmeğim kaldıktan sonra hemen son 2 ilmeğimin dibinden bir ilmek çıkarıp takıyorum ve bunu örüyorum bu şekilde 5 6 ve 7 6 ilmeğimiz vardı şimdi 7 ilmeğimiz oldu hemen diğer şişime geçiyorum ilk ilmeğimi ördüm 1 1 2 2 ilmek ördüm hemen dibinden ilmek çıkarıyorum takıyorum ve örüyorum 3 4 5 6 7 şimdi hemen diğer şişime geçiyorum ilk ilmeğimi ördüm 1 2 3 4 son 2 ilmeğim kaldıktan sonra dibinden şu şekilde ilmek çıkarıp takıyorum ve şişimi buradan geçirip ilmeğimi çıkartıyorum 5 6 ve 7 Evet arkadaşlar affedersiniz şimdi bir sırasında artırdık bu taraftan ve bu taraftan ortalardan artırmıyoruz arkadaşlar kenarlarından hem bu şişte hem bu şişte hem bu şişte kenarlarından artırım yaptırdık Şimdi 7 ilmeğimiz var. 7 ilmeğim. Bu sıramızı artırım yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Bir sıra artırım yapacağız. Bir sıra yapmayacağız. Bir sırasında. Şimdi artırım yapmadan düz bir şekilde ördüm. Hemen diğer şişime geçiyorum. Yedi ilmeğimiz var arkadaşlar elimizde şimdi 7 ilmek oldu bütün şişlerimizde diye hemen diğer şişime geçtim bu sıramızda artırım yapmıyoruz diğer şişime geçtim Diğer şişimi de ördükten sonra evet arkadaşlar bakın bu şekilde oldu şimdi bir sıra düz ördükten sonra tekrardan artırım yapacağız ve hemen ilk ilmeğimizi ördüm bir hemen yanındakini örüyorum 2 bakın arkadaşlar dibinden ilmek çıkartıyorum Tekrardan göstereyim. Şuradan ilmek çıkarıyorum. Hemen bu ördüğümün dibinden ilmek çıkarıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 Hemen diğer şişime geçtim.
1 2 3 4 5 ve son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimin hemen dibinden bir ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. İlmeğimi taktım ve örüyorum. 5 6 7 ve 8. Hemen diğer şişime geçiyorum. İlk ilmeğimi ördüm. 1 2 Arkadaşlar hemen dibinden bir ilmek çıkarttım, taktım. 3 4 5 6 7 ve 8. Hemen diğer şişime geçtim. İlk ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 Son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğim kaldıktan sonra şu dibimden bir ilmek çıkarttım. Şişime taktım ve örüyorum. 6 7 ve 8. Evet, şimdi bu kadar artırım yaptık. Bütün şişlerimizde 8 ilmek var. Bir sıra artırım yapmadan yapacağım. Öreceğim. Bu şekilde bütün şişlerimizde 15 ilmek olana kadar artırım yapacağız arkadaşlar. Bir sıra artırım yapacağız. Bir sıra artırım yapmayacağız. Düz örelim. Şu kenarları bu şekilde düz bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Örgümüzün, patiğimizin. Ve daha sonra buralarda bütün şişlerimizde 15 ilmek olana kadar örelim. 15 ilmek olduktan sonra beyaz ipimize geçeceğiz. O zamana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, patiğimin başlangıç kısmını yaptım. Bütün şişlerimde 15 ilmek var. Tamamı 60 ilmek. Bakın şu şekilde. Huni gibi oldu. Bütün şişlerimde 15 ilmek var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Diğer şişlerimde de 15 ilmek var. Şimdi modelime geçiyorum. Modelime geçerken pembe bittikten sonra affedersiniz, pembe bittikten sonra bir sıra beyaz örelim. Bir sıra beyazdan örelim arkadaşlar. Hemen beyaz ipimi alayım. Bir sıra beyaz örelim. Bütün şişlerimizi bu şekilde bir sıra beyaz örün arkadaşlar. Daha sonra bu şekilde bir sıra beyaz örelim. Evet arkadaşlar, bakın bir sıra beyaz ördükten sonra şimdi şu yeşiller yapacağız. Bir yeşil, bir beyaz olmak üzere bu şekilde. Diğer şimdi yeşil ipimi de bağlayacağım. Hemen diğer şişimi elime alıyorum. Bir ilmek beyaz ördükten sonra diğer ipim olan yeşili alıyorum. Bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil. Şurayı biraz daha çekelim. Şu kadar kalsa yeter. Bir yeşil, bir beyaz. Evet arkadaşlar, böyle bu şekilde bir yeşil, bir beyaz, bir beyaz, bir yeşil. Bütün şişlerimizi bu şekilde yapalım. Bir yeşil, bir beyaz. Beyaz ilmeğim çıktı. Evet. Yeşil, beyaz, yeşil ve beyaz.
Arkadaşlar bütün şişlerimizi bu şekilde örelim. Bir de şu yeşil ipimizi şurada, diğer ipimizde şöyle küçük bir düğüm atalım ki sökülmesin. Hemen şöyle bir düğüm atalım. Örgümüz sökülmez. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, bu ikinci sıramızda da beyazımızın üstüne yeşil örüyoruz. Yeşil, yeşilin üstüne de beyaz. Bu şekilde bir beyaz, bir yeşil yine devam ediyoruz. Beyazın üstüne yeşil, yeşilin üstüne beyaz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Yeşilin üstüne beyaz, beyazın üstüne yeşil. Bu şekilde arkadaşlar bütün şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet, yeşil, beyaz, yeşil, beyaz. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde ördükten sonra şimdi ilk ilmeğimi beyaz örüyorum. Beyazın üstüne pembe gelecek şekilde başlıyorum. Bir pembe, iki, üç. Üç pembe yapıyorum. Bir beyaz, üç pembe, bir, iki, üç pembe, bir beyaz, bir, iki, üç pembe, bir beyaz. Bu şekilde arkadaşlar diğer şişlerimizi de örelim. Evet, diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda ilk ilmeğimizi beyaz örüyorum. İkinci ilmeğimiz de beyaz. Şu orta ilmeğimiz pembe olacak. 1 2 3 beyaz, 1 pembe. 1 2 3 beyaz, 1 pembe. Affedersiniz arkadaşlar. 1 2 3 beyaz, 1 pembe. Diğer şişlerimiz de bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde ördükten sonra patiğimizi şöyle göstereyim size. Bakın, bu şekilde ördükten sonra 1-2 sıra beyaz örelim. Daha sonra bu yaprak modelimizi yapmaya başlayacağız. 2 sıra sade beyaz örelim arkadaşlar. Sade beyaz. 2 sıra olacak bütün şişler. 2 sıra beyaz örelim. Daha sonra yaprak modelimizi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, 2 sıra beyaz ördükten sonra şimdi çiçeğimizin, nar çiçeğimizin yaprağını yapacağız. Yaprağını yapmak için 1 2 3 beyaz, 3 beyaz, 1, 2, 3 yeşil, 1, 2, 3 beyaz, 1, 2, 3 yeşil, 1, 2, 3 beyaz. Diğer şişlerimizi bu şekilde örelim. Evet, bütün şişlerimiz bu şekilde ördükten sonra şimdi yine ilk ilmeğimiz beyaz, ikinci ilmeğimiz beyaz, üçüncü ilmeğimiz yeşil. Bir yeşil, bir, iki, üç beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir, iki, üç beyaz, bir yeşil ve bir, iki beyaz. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, şimdi 1 2 3 4 5 6 7 beyaz, bir yeşil. Burada biraz ipimiz uzun oluyor. 1 2 3
4, 5, 6, 7. Arkadaşlar burada biraz ipimiz uzun olduğu için şöyle bu tarafa alıyorum. Bu tarafa alıyorum ve bu şekilde örüyorum. İpimi buraya hapsediyorum. Bu şekilde siz de yapın. Diğer şişime geçerken de devam ediyorum bu şekilde örmeye. Çünkü uzun olduğu için fazla aralık kalmaması için bu şekilde yapıyorum. Evet. 3, 6, 7 beyaz ördükten sonra bir yeşil örelim. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. İp atlatmayı da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda 1, 2 beyaz örüyorum. 1, 2, 3 yeşil. 1, 2 beyaz, 1 yeşil. 1, 2 beyaz. 1, 2, 3 yeşil. 1, 2 beyaz. Bu şekildeydi. Diğer şişlerimizi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, bu sıramızda bir ilmeğimiz beyaz. Diğer ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil, 1 beyaz, 1, 2, 3, 4, 5 yeşil, 1 beyaz. Diğer şişlerimizi de bu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet, ilk ilmeğim beyaz, ikinci ilmeğim yeşil. 1, 2 yeşil, 1, 2, 3 beyaz, 1 yeşil, 1 beyaz, 1 yeşil, 1, 2, 3 beyaz, 1, 2 yeşil, 1 beyaz. Evet arkadaşlar, yaprak modelimiz bitti. Şimdi nar çiçeği modelimize başlayacağız. Hemen örmeye devam edelim. 1, 2, 3 beyaz. 3 beyaz ördükten sonra diğer pembe ipimi elime alıyorum. 1, 2, 3 pembe, 1 beyaz, 1 pembe, 1 beyaz, 1, 2, 3 pembe, 1, 2, 3 beyaz. Arkadaşlar sayıları burada şaşırmayın. Bu şekilde devam edelim. Evet, nar çiçeğimizin ikinci sırasında 1, 2 ilmek beyaz, 2 ilmek beyaz, 1, bir, 2, 3 ilmek pembe, 1 ilmek beyaz, 1 ilmek pembe, 1 ilmek beyaz, 1 pembe, 1 beyaz, 1, 2, 3 ilmek pembe, 1, 2 ilmek beyaz. Bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, modelimizin 3. sırasındayım. 3. sırasında 1 ilmek beyaz ördüm. 1, 2, 3 ilmek pembe, 1 ilmek beyaz, 1, 2 ilmek pembe, 1 ilmek beyaz,
bir ilmek pembe, bir, şurada ipim çatallanmış, onu düzelteyim, bir, iki ilmek pembe, bir beyaz, bir, iki, üç ilmek pembe, bir ilmek beyaz. Arkadaşlar bu şekilde diğer şişlerimizi de örelim. Bu aynı sırayı devam edin arkadaşlar, bakın 1 2 3 4 5 sıra bu şekilde örelim. 5 sıra bu şekilde örelim. Daha sonra kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, bir daha göstermek istedim. Yine aynı şekilde yapıyoruz. 1 ilmek beyaz, 1 2 3 ilmek pembe, 1 ilmek beyaz, 1 2 ilmek pembe, 1 beyaz, 1 2 pembe, 1 beyaz, 1 2 3 pembe, 1 beyaz. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu şekilde aynı şekilde kaç sıra yapacağız onu göstereceğim size. Bakın şu içteki beyazlardan sayabilirsiniz. Şu içteki beyazlardan sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın şu iki taraf kenarlardaki beyazların tamamı 1, 2, 3, 4, 5 olduktan sonra şimdi kapatıyoruz artık çiçeğimizi. İlk ilmeğimiz beyaz, hemen yanındaki beyaz, 2 beyaz ilmek, 1 2 3 pembe, 1 beyaz, 1 1 beyaz, 1 pembe, 1 beyaz, 1 2 3 pembe, 1 2 beyaz. Arkadaşlar diğer şişlerimi de bu şekilde örelim. Evet arkadaşlar, modelimizin son sırasındayız. 1 2 3 ilmek beyaz, 1 2 3 ilmek pembe, 1 ilmek beyaz, 1 pembe, 1 beyaz, 1 2 3 ilmek pembe, 1 2 3 ilmek de beyaz. Bu son sırasında bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi bitirdik. Bunun üzerine 2 sıra beyaz örelim ve 1 sıra yine bu aynı yaptığımız bu modelden yapacağız. Şimdi bütün şişlerimizi 2 sıra beyaz örelim. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden sevgiler, saygılar, teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Evet, bu şekilde diğer. Evet arkadaşlar, bu şekilde 2 sıra beyaz örelim. Evet arkadaşlar, 2 sıra beyaz ördükten sonra yine şu mini çiçeklerimizden yapacağız. Bunun için bir ilk beyaz, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil. Bu şekilde örelim bütün şişlerimizi, bir beyaz, bir yeşil şeklinde örelim. Evet arkadaşlar, bir yeşil bir beyaz şeklinde ördüm diye bütün şişlerimizi bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz şekilde
bir yeşil bir beyaz devam ettikten sonra şimdi tekrardan bir beyaz 3 pembe 3 ilmek pembe 1 2 3 ilmek pembe 1 ilmek beyaz 1 2 3 ilmek pembe 1 ilmek beyaz 1 2 3 ilmek pembe 1 ilmek beyaz. Bu şekilde diğer şişlerimizi de örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu sıramızda 1 2 ilmek beyaz 1 ilmek pembe 1 2 3 ilmek beyaz 1 ilmek pembe. Bu sıramızda bu şekilde örelim arkadaşlar. 3 beyaz 1 pembe 1 2 3 beyaz 1 pembe. Diğer şişlerimizde bu şekilde örelim ve bir sıra da beyaz ördükten sonra şuradaki ayrımını yapacağız arkadaşlar. Bu bilek ayrımını yapacağız. Bir sıra da beyaz örelim. Daha sonra burada bilek ayrımı yapacağız. Evet arkadaşlar, patiğimizin modellerini bitirdim. Şimdi bir sıra beyaz ördükten sonra bir sıra da şu yarısına kadar geldim. Bakın patiğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzünde geldim, bir sıra ördüm. Buraya kadar bir sıra ördüm. Bu ikinci sırası. Ve şurada bir ilmeğimi örmeden bıraktım. Bir ilmeğimi şu arkadaki ilmeğimle, diğer şişteki ilmeğimle bu şişteki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İlmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Bunu ördüm. Bu şişimde kaldı. Diğerini de diğer şişime geçirdim. Burada bir ilmek değişikliği yaptık arkadaşlar. Bu sağlamlığı açısından bu şekilde örüyorum ve siz de bu şekilde yapın. Devam ediyorum. Bir sıra daha beyaz örüyorum. Bir sıra daha beyaz örüyoruz arkadaşlar. Diğer şişlerimizi de burayı kesmeyeceğim. Videoyu devam ettireceğim. Öğrenmeniz açısından. Şimdi burayı da ikinci sırayı yapıyoruz arkadaşlar. İkinci sıra beyazdayız. İkinci sıra beyazı yapıyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Bu arada biliyorsunuz aboneler ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi diğer şişime geçtim. Diğer şişimin de beyaz örüyorum arkadaşlar. Burayı kesmiyorum videoyu. Aklınız karışmasın. Evet, şimdi patiğimizin arka yüzünden ön yüzüne, tabanından ön yüzüne geldik. Şimdi ön yüzündeyim patiğimizin. Yine buraya kadar ayırdığımız ilmeklere kadar örüyorum beyaz. Üçüncü sıra oluyor beyaz. Evet arkadaşlar, üçüncü sıradayım şu an. Ayırdığımız ilmekler, bu ayırdığımız ilmeğimiz. Ayırdığımız ilmeğimizi de ördük. Bir diğer ilmeğimiz de ayırdığımız diğer ilmeğimiz de bu şişimizde. Bu şişimizde. Şimdi arkadaşlar bu şişimizi şöyle döndürüyorum. Örgümüzün iç tarafına geldik. Şimdi dönderdim. İlk ilmeğimi burada, dönderdiğim ilmek de bu. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. 2 düz örüyorum. 2 3 burayı haroşa yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5
ve 6. Bu şekilde haroşa yapıyoruz. 6 ilmek haroşa yapıyoruz ve ipimizi içeri alıyorum. 1 ilmek beyaz örüyorum. 1 ilmek hemen şu ikinci modelimizi yapmak için hemen yeşil ipimizi elimize alıyoruz. Evet. Yine burada bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bir beyaz, bir yeşil, son şişimdeyim. Bu şekilde ördüm. 6 ilmek kalana kadar örelim. 3, 6, 1 ilmeğimiz kaldı. 1 ilmeğimiz de yeşil örüyoruz. 6 ilmeğimiz kaldıktan sonra diğer haroşamızı yapıyoruz. 1, 2, diğer artık düz örüyoruz. 3, 4, 5, son ilmeğimi tersten örüyorum arkadaşlar düz çıksın diye. 6 ilmek haroşa yapıyoruz. Şimdi örgümüzün dış yüzüne geçtik. Evet arkadaşlar, haroşalarımız belirginleşti. Birer diş oldu. Bu şekilde haroşalarımızı örmeye devam ediyoruz. Şimdi tekrardan şöyle elimize alıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum. İkinciyi haroşa yapıyorum yine. 2. Şöyle ilmeğimi düzelteyim. 2. 3. 4. 5, 6. 6 ilmek haroşa oluyor arkadaşlar. Şimdi bir beyaz, yeşilimizi çekelim. Bir beyaz, bir yeşil olmak üzere bu şekilde örelim. Bilek ayrımını yaptık arkadaşlar. Bu şekilde bilek ayrımını yapıyoruz. Bilek ayrımını yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek, 6 sıra küçük minik modellerimizden yapıyoruz ve daha sonra burada kesim aşamasını yine gösteririm size. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, patiğimizin diğer kısımlarını ördüm. Küçük minik çiçeklerimizi yapmıştık. Bir sıra böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptık. Arasını ikişer sıra beyaz ördük. Ve buradaki haroşalarımızın sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 haroşa yaptık. Ve şimdi buraya pembe ipimizi bağlayacağım. İpim bu tarafta kaldığı için ben buradan ipi kestim. Ve hemen şu beyaz ipimi ekliyorum. Beyaz ipimi ekledim pembe ipimi. Şimdi patiğimizin topuğunu yapmaya geldi sıra. Arkadaşlar, patiğimizin topuğunu bu şekilde yaptım ben. Kesimini ve topuğunu şimdi göstereceğim. İlk ilmeğimi yine örmeden takıyorum. İkinci ilmeğimi pembe olarak başladım. Sayalım. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmek saydım ve 25. ilmekle 25. ilmekle hemen yanındaki 26. ilmeği ikisini birlikte alıyorum ve ikisini birlikte ördüm. Ve burada dönüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden taktım. Diğer ilmeklerimi örmeye ters olarak devam ediyorum. Ters örüyorum şimdi. İlmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde patiğimizin topuk kısmının kesimini yapacağız. Bu
Burası 25 ilmek. 24 ilmek ördükten sonra, evet, 3-6 ilmeğimiz kaldı. 6 ilmekten sonra haroşa yapıyoruz. Düz örüyorum yani 6 ilmeğimi. 6 ilmeğimi düz ördüm. En son ilmeğimi yine ters, bak, ipi geçiriyorum bu tarafa, ipimi, son ilmeğimi ters ördüm. Tekrardan döndüm. İlk ilmeğimi örmeden taktım. İlk ilmeğimi örmeden takıyorum arkadaşlar. Diğerlerini örmeye devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 ve hemen 25. ilmeğimle hemen yanındaki ilmeğimin ikisini birlikte alıyorum ve ikisini birlikte ördüm. Arkadaşlar bu şekilde burada bu tarafta 25 ilmek kalana kadar bu şekilde kesimini yapalım. Bu tarafta 25 ilmek kalacak arkadaşlar. 25 ilmek kalana kadar iple örmeye devam edelim ve kesimimi bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, patiğimin topuğunu bu şekilde yaptım. Bakın şöyle bir inceleyelim. Kesimini yaptım, topuğumun kesimini. Bu tarafımda 25 ilmek kalana kadar azalttım ilmeklerimi. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet. 25 ilmek bu tarafta, 25 ilmek de bu tarafta kaldı. Şimdi ip örgümü bu şekilde tutuyorum. Elime diğer şişimi alıyorum. Bir öndeki, bir de arkada keşişten birer ilmek alarak her ikisinin içinden ipimi geçiriyorum ve sıkılaştırıyorum. Yine bir ilmek öndekinden, bir ilmek arkadaki şişimden alıyorum. Çıkarttım ve üstünden atlattırıyorum. Bu şekilde kesimini yapıyoruz arkadaşlar. Birer birer ilmek aldım. Diğer ilmeğimin üstünden bu şekilde atlattırıyorum. Bir ilmek önden, bir ilmek arkadaki şişten, ikisinden aldım ve ördüm. Diğer ilmeğimi üstünden atlattırıyorum. Kesimini bu şekilde yapalım arkadaşlar. İpim çıktı. Evet, ilmeğimi diğerinin üstünden atlattırıyorum. Bir önden, bir arkadan aldım. Diğerini üstünden atlattırıyorum, diğer ilmeğimi. Bir ilmek öndeki şişten, bir ilmek de arkadaki şişten alıyorum arkadaşlar. İkisini birlikte topluyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üstünden atlattırıyorum. Bu şekilde kesimini yapalım. Atlattırdım. Bu şekilde kesimini yapalım. Evet arkadaşlar, son ilmeklerim kaldı. Son iki ilmeğimi de kesiyorum. Üstünden diğer ilmeğimi atlattırıyorum. Son ilmeğim, ilmeklerim bu şekilde keselim. Diğer ilmeğim üstünden atlattırayım. Son bir daha hamle yapıyorum ve ipimi kesiyorum. İpimi kestim. Tamam. Evet. Bu şekilde bitti arkadaşlar. Bakın bu şekilde kesimini yaptım. Şöyle döndürelim. İnceleyelim. Bu şekilde. İpimizi daha sonra içine aktaracağım. Kalanını keseceğim.
Bu şekilde oldu arkadaşlar. Batayım. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler, selamlar.